Aslan Çantamızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümde Aslan Efe için aldığımız kıyafetleri koymuştum. Bu sefer de onun için lazım olan ürünleri göstereceğim. Yani nedir? İşte biberondur, pusettir, çantadır. Hemen elimizin altında olması gereken ürünleri göstereceğim. Şimdi ilk olarak şöyle pusetiyle başlayalım. Bakın şöyle bir süsümüz var. Bunu bana arkadaşım hediye etmişti. Şöyle bunu ben Civil'den almıştım. Baby Enzo markasının arabasıyla birlikte. Şimdilik puset lazım. Çünkü hastaneden çıkarken artık pusetsiz çıkarmıyorlar bebekleri. Onun için bir puset. En çok lazım olan en büyüklerden başlayalım. Bir çanta, bir adet. Bunu da arkadaşlarım doğum günde bana hediye aldı. Benim çantaya karşı biraz takıntım var. Çanta takıntım olduğu için de çok kolay beğenemiyorum çantaları. Bu My Valis markasının Trendyol'dan almışlar bana hediye olarak. İçeriği zaten hemen hemen bütün bebek çantalarının hepsi aynı ama tabii benim biraz takıntım olduğu için onlar özellikle benim kendi istediğimi almak istediler. Şöyle yanından hemen göstereyim. Şarj cihazı, aparatı bile çıkıyor. Bu benim için çok önemli çünkü sürekli şarjım bitiyor ve telefon elimden hiç düşmüyor. O yüzden bu da önceliklerim arasındaydı. Ayrıca şurasında termos için, yani bebeğin mamasını koyduğumuzda şöyle göstereyim. Hemen hem sıcak hem soğuk tutacak termos gibi rafları var. Bu da benim için çok önemli. Aynı şey yan tarafında da var. Bunlar gözüküyor mu şu anda bilemiyorum ama şöyle göstereyim. Şöyle bir bakın. Şu. Bu da yine dediğim gibi hem sıcak hem soğuk tutuyor yazın veya kışın. Yani içi zaten genişliği hemen hemen hepsinin aynı. Yine şöyle sırtından şuraya kartlık koyabiliriz. Gözlük koyabiliriz iki yanına. Bu da hastane çantamızın olması gereken bebek çantalarından biriydi. Şimdi biberonuyla devam edelim. Biberonunu biz Chico markası aldık. Aslında ben başka bir marka araştırıyordum. Bu herkesin de bildiği gaz yapmayan Dr. Brown'un biberonlarından bakıyordum ama Türkiye'de artık satışı yok sanırım. Çünkü çok bulamadım. Hatta hiç bulamadım. İlk başta almayı düşündüğümde o zamanlar çok vardı. Alırım 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 dedim. Son zamanlara kaldı. Son zamanlara kalınca da bir baktım ki e-bebekte artık satışı yokmuş. Onun için ona çok benzeyen bir ürün. Şöyle hemen göstereyim. Yine bu da gaz yapmayan anne memesine en yakınlardan biriymiş. Yani aldığım yerde satıcı öyle söyledi. Şöyle ucu biraz yamuk. 150 milim kadar. Yine çevirdiğinizde akmıyor. Yani çocuk kendi tutabileceği zamanlarda, gerçi bu cam biraz ağır tutabilir mi bilemiyorum ama çocuk kendi tuttuğu zamanda bile çevirdiğinde akmayacak hiçbir şekilde. Oldukça kullanışlı olduğunu söylediler. Bakacağız artık. Deneyip göreceğiz. Yine böyle Instagram'da bebeklerin ağzında gördüğümde ne güzelmiş dediğim bir memeydi. Hani daha evlenmeden, çocuğum olmadan önce bile keşke benim çocuğum olsa da şundan alsam, resim çeksem dediğim bir memeydi. Ama sonra bunu aldıktan sonra birkaç arkadaşım dedi ki yeni doğduğunda bu memeyi ememiyor, midesi bulanıyor. Ben de yine de almış bulundum. İşte deneyeceğiz. Bu da Chico markasını şöyle göstereyim. Şöyle. Bu ikisi Chico'nundu. Yine ayrıyetten mememiz vardı şurada. Bunlar da Philips Avent'in yeni doğan memeleri. İki adet de şöyle göstereyim arkasını. Şöyle küçük. Mavi ve yeşil olmak üzere. Bunun kabı da var. Bu çok kullanışlı olacak benim için. Diğeri de mavi. Bu hem önerilenler kısmında vardı. Hem de oradaki çocuklarla, yani satıcılarla konuştuğumda bunların çok fazla satıldığını ve bebeklerini hemen ilk emmede kabul ettiğini söylediler. Bunu da yine e-bebekten aldım. Şöyle göstereyim hemen. Biberon demişken şimdi şöyle bir şey oldu. Bu biberon çok büyük olduğu için biz farklı bir biberon daha aldık bu. Bu da V-Baby'nin. Bu çok küçük hem deneme boy. Bunu hastanede kesinlikle yanımda bulunduracağım. Her ihtimale karşı çocuk memeyi emmezse diye.
Bu da yine cam. Şöyle bakabilirsiniz. Bu da oldukça kullanışlı diyorlar. Ama bakacağız. Hangisini beğenecek? Yine şöyle bir askımız var. Bunu da emzik askısı olarak aldık. Emziğini eğer düşürmesin. Kullanırken de bir sıkıntısı olmasın diye. Bu da yine V-Baby markasını. Ya bunun çoğunluğunu e-bebekten aldım. Çünkü artık biliyorsunuz her yerde var e-bebek. Onların bünyesinde oldukça fazla ürün var. Şimdi bir tane ateş ölçer göstereceğim. Bunu bana arkadaşım doğum günü hediyesi olarak aldı. Şu. Bu da yine Baby Plus markasının, yani e-bebeğin kendi markalarından biri. Oldukça kullanışlı diyorlar. Hani aslında ben arkadaşım almış, çok güzel bir ürün. Hani normal bir ateş ölçer almıştım. Kol altından ölçüler ama bunların daha sağlıklı olduğunu söylediler. Yine tabii inşallah bunu çok fazla kullanmak zorunda kalmayacağız ama şöyle şu düğmeden açılıyor. Konuşuyor. Şu anda odanın sıcaklığını ölçtü direkt ilk başta bastığımız anda. Kendimize deniyoruz. Hemen bilekten ölçüyor. Şöyle bakın. Vücut ısısı 36.7 Celsius. Sıcaklık normaldir. Oldukça güzel. Temassız ateş ölçer diye geçiyor. Bunu her yerde bulabilirsiniz ama dediğim gibi bu arkadaşımın hediyesi bana. Baby Me markasının, Baby Plus'ın yani. Yani e-bebekte. Tabii bunu isterseniz oradan temin edebilirsiniz. Hemen diğerlerine devam edelim. Şöyle biberonlardan giderken tabii ki de anne sütü saklama poşeti aldım. Sütümü sağdıktan sonra hani belki bana bu şey dediler, yani süt sağmana gerek var mı? İşte sütü saklamana gerek var mı? Ben de şöyle düşündüm. Hani illa şu an için değil, zaten bunlar 3 ay saklanabiliyor. Eğer benim bebeğim bir anda süt içmeyi, yani anne memesini bıraktığı anda ama süt içmeye devam ettiğinde ben bunu tekrardan biberona koyup ona verebileceğim. Yani tekrardan benim sütümü içmiş olacak. Bunlar için de benim görüşüm önemliydi. Yine böyle bir saklama poşeti aldım. Bu da Baby Me markasını şöyle göstereyim. E-bebekten temin edebilirsiniz. Her markanın kendine göre var. Ben öyle denemek amaçlı. Zaten içerisinde 25 adet var. Denemek amaçlı aldım. Anne sütü saklama poşeti demişken. Şimdi ben sütümü sağmak için bir pompa aldım. Elektrikli veya elle yapılan pompalardan değil. Instagram'da görmüştüm ilk bunu. Ya aslında yakınımda kullanan hiç kimse yok. Ama çok önerilen bir ürün olduğunu yorumlardan okuyarak öğrendim. Şimdi göreceğiz bakalım nasıl bir işlevi olacak. Ürün şu anda jelatinle açmıyorum. Çünkü el değmesini istemiyorum. Şu kapağı mor olan. Bu, bak gördüğünüz gibi bu yumuşak bir şey. Yani şöyle kolda gösterecek olursak kattığımız anda göğüs ucumuzu direkt hemen hapsediyor ve içerisine hiç veya elektriğe gerek kalmadan kendi sağmış oluyor. Bu çok önerilen ürünlerden biri. Ayrıca anne sütünü arttırdığı da söyleniyor. Çünkü diğer türlü sağma işlemlerinde anne sütü normal veya az geliyormuş. Ama bu hiç ellenmediği için ve doğal yollardan sanki çocuk emiyormuş gibi olduğu için anne sütünü arttırdığı söyleniyor. Tabi bunları deneyerek göreceğiz. Artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. Yine sütle alakalı herkesin aldığı göğüs pedi. Tabi çocuğu emzirdikten sonra hemen akmasını istemeyiz. Onun için de klasik göğüs pedi. Bunu da 4 al 3 ödeden almıştım. 4 tane aldım yani. E-bebekte indirim vardı. Bu da yine V-Baby markasının. Deneyip göreceğiz. Normal zaten bildiğimiz makyaj temizleme pamuklarının büyük hali. Sonra devam edersek. Şimdi en önemli şeye geldik. Benim için gerçekten önemliydi yani bunlar. Bunlardan birkaç tane. Hatta çoğunlukla. Şimdi şu elimde hepsini tutamıyorum ama Bio Baby markasının, aslında bunlar bana hediye geldi ve ben bundan önce başka bir marka istiyordum. Ama bu markayı da hani eczanelerde satılan dermakozmetik bir ürün. Zaten arkadaşımın kuzeni getirdi. Şöyle göstereyim.
İçeriğini sayacak olursam, yani siz de öğrenmek istiyorsanız, pişik kremleri oldukça güzel diye duydum. Normal yüzlere hani bile kullanıldığında yatıştırıcı özelliği varmış. Şimdi pişik kremi, çörek otu yağı, omega 3 ve 6, ceviz yağı içeren, çinko oksit içeren bir krem. Dediğim gibi hipoalerjenik bir krem. Yani normal yüze bile sürdüğünüzde yatıştırıcı özelliği olan bir krem. Ve bunu yorumlarını okuduğumda aslında hani benim istediğim piyasadaki diğer kremlerle veya şampuanlarla kıyaslanınca oldukça iyi bir marka olduğunu öğrendim. Bunu deneyip göreceğiz. Şöyle bir dermatolojik şampuanı var. Yani bu konak yapmayan, %100 annelerin tavsiyesiyle üretilmiş bir şampuan. Yine ayrıca bebek şampuanı olarak saç ve vücut şöyle bir şampuanı var. Bu tabii şampuanlar hiç, şöyle diyeyim, paraben ve silikon içermeyen şampuanlar, bunlar benim için çok önemli. Ben daha önce kozmetik sektöründe çalıştığım için oldukça hani insanların bu yüzden başı yanıyor. Bu da benim için çok önemliydi. Ayrıca bebek çok küçük olduğu için de ona da zarar gelmesini istemem. Ultrasensitif bir ürün. Yine göz yakmıyor. Hipoalerjenik bir ürün. Şöyle geçtiğimizde yine bebek losyonu aynı markanın aldım. Yani oldukça güzel diyorlar. Mesela bunun içerisinde Melisa yağı var. Melisa yağında yatıştırıcı ve dinlendirici özelliği var. Bunu öğrenmişti oldun. Buradan söyleyeyim. Ayrıca rezene yağı, anason yağı, ceviz yağı ve dediğim gibi Melisa yağı içeriyor. Oldukça güzel. Ayrıca şurada yazıyor. Doğal kaynak suyu ile üretilmiştir. Yani bu ürünlerin hepsi neredeyse %100'e yakını doğal. Oldukça güvenilir diyorlar. Artık göreceğiz. Bu da bebek losyonu ve bebek yağı, ikisi bir arada yeni doğan için kullanılmış. Sadece bu yeni doğan için. Yine içerisinde dediğim gibi ceviz yağı, rezene, melisa yağı. Bunların hepsi yatıştırıcı özellikleri olan ürünler. Şimdi şöyle, geçen vlogumda bahsetmiştim. Biz bebek bezi olarak Sleepy markasını alacağız. Yani aldık deneme boyu olarak. Onu da Trendyol'dan almıştım. Böyle bir ekonomik paketi var yeni doğanlar için. İşte içerisinde birkaç tane ürün var. Şimdi bu açılmış ama yine de şöyle dıştan göstereyim, yine almak isteyenler olursa. Bir numarası yeni doğan olarak geçiyor zaten, newborn. İçerisinde 40 adet var. Boyut olarak da çok küçük. Şöyle göstereyim. Ya bunu ne kadar kullanır, ne kadar kullanmaz bilmiyorum. Hani kaç gün kullanır, daha öyle bir tecrübem yok ama hani oldukça iyi diyorlar Sleepy markasının. Hatta prima kullanan ünlüler bile Sleepy'ye döndüklerini kendi Instagram hesaplarında anlatıyorlar. Onun için ben de Sleepy ile başlamak istedim. Yine onun geçen sefer bahsettiğim gibi natural ıslak pamuğunu aldım. Bunu da deneyeceğim ama şu anda şöyle göstereyim. Aslında bu bir normal pamuk. Şöyle bir göstereyim, normal pamuk. Bu pamuğu bebeğimin poposunu silmekte kullanacağım. Neden derseniz. Bu bir anne tavsiyesi. Çünkü şöyle artık demin gösterdiğim gibi göğüs pedinin aynısının bir boy küçüğünü bebeklerin poposunu silmekte kullanılan pamuk olarak satıyorlar. Yani normal pamuğun bastırılıp inceltilmiş hali. Şöyle düşündüm. Aynı şeyi pamuğu ıslatarak ya da çok hafif alıp krem sürerek de bebeğin poposunu silebilirim. Çünkü ilk başta bunun da tahriş olmasını istemiyorum. Yine hipoalerjenik diyorlar. Saf suyla üretilmiş diyorlar. Ama belli de olmaz. Onun için pamukla devam edeceğim. O zaman bu ürünler hastane çantamda olması gereken ürünler olarak sizlere tanıttığım ürünler olsun. Şöyle, yani ne zaman doğum yapacağımı bilmiyorum. Ne zaman bunları kullanacağımı da bilmiyorum ama bir an önce artık bebeğimin doğmasını istiyorum. Bunları kullanmak istiyorum. Deneyim kazanmak istiyorum. Bu deneyimlerimi size aktarmak istiyorum. Oldukça güzel ürünler. Zaten bu ürünler hep böyle tavsiyeler üzerine alınmış. İşte internette okuduklarım, listelere baktıklarım. Yani daha çok hani annelerin tercihleriyle ve önerileriyle alınmış ürünler. Oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah size de faydalı olmuştur. Benden bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.